Hepinize merhaba hoş geldiniz. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Avrupa'nın büyük kulüplerinin scoutları yani izleme ekipleri de takip etti. Büyük ya da orta ölçekli bu tür derbileri, önemli maçları zaten izleme ekipleri takip eder her zaman. Ama belirli oyuncular üzerinde tespitte bulunan takımlar var mıydı? Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir şeyler duydum. Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu uzun süredir takip ediyor. Onun izleme ekipleri izleme ekibinde yer alan isimler özellikle Ferdi Kadıoğlu'nu izlemeye gelmişler. Bunun dışında Atletico Madrid'den tutun da Bayern Münih'e kadar pek çok Avrupa e, takımının önde gelen takımların izleme sorumluları zaten e, bu tür maçlar rutin olarak geliyorlar. Belli bir oyuncu izlemek amacıyla değil. Bu tür maçlarda bazı tespitleri oluyor belli oyuncular üzerinde. Miguel Crespo da onlardan bir tanesi. Miguel Crespo'yu özellikle izlemeye gelen takım Atletico Madrid değil ama Atletico Madrid'li yetkililer. Türkiye'deki pek çok maçı takip ettikleri için Miguel Crespo ile ilgili bazı raporlar tutmuşlar. Yani oyuncunun sürekli gelişim göstererek ilerlediği söylüyorlar ama bu Atletico Madrid'in %100 bir transfer öyküsü biçiminde Miguel Crespo'yu bir transfer öyküsünün içerisine yerleştireceği anlamına gelmiyor. Çok erken yorumlar yapılıyor bu konuda. Atletico Madrid Crespo gibi çok sayıda oyuncuyu takip ediyor ama bunların hepsiyle bir transfer ilişkisine gireceği anlamına gelmiyor bu takipler. Miguel Crespo da Atletico Madrid tarafından takip edilen oyunculardan bir tanesi. Belli bir aşamadan sonra eğer gelişimini yeterli görmezlerse ya da beklenen seviyede olmadığını düşünürlerse, izle yemeği de bırakabiliyorlar. Bu işler böyle yürüyor. O yüzden e, hemen şimdiden Atletico'ya transfer oldu. Devre arasında Atletico Madrid resmi teklifini sunacak. Fenerbahçe resmi teklif yapacak. E, ya da buna benzer e, çok iddialı kabul edebileceğimiz söylemlerde bulunmamak lazım. İşin aslı bu. Miguel Crespo da takip edilen oyunculardan bir tanesi. Şu anda gelişim izleniyor sadece. Herhangi bir transfer tasarrufu yok Atletico Madrid'in. Ama Ferdi ile ilgili olarak Napoli'nin bir transfer girişimi olabilir. Daha önce Elif Elmas'ı aldılar biliyorsunuz. Vinci Ki'yi aldılar. Ve Güney Koreli Stoper gerçekten Minji ki son derece başarılı bir performans sergiliyor ki iddiaya göre İngiliz basının iddiasına göre Manchester United da onu takip ediyor ve önümüzdeki günlerde Manchester United'ında bir transfer çalışması olabilir Ocak ayı ile ilgili olarak Kim Minci ile ilgili olarak deniyor. Bilmiyorum gerçek bu mudur ama Napoli Türk pazarına ilgi gösteren takımlardan bir tanesi. Şimdiki hedefi de Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'na ayrıca Ajax ki Hollanda'da yetişti biliyorsunuz. Ve İspanya'dan Sevilla'nın da izlediğinden bahsediliyor. Ben Sevilla ile ilgili herhangi bir şey duymadım. Bu arada Sevilla'dan bahsetmişken Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui ayrılıyor takımdan. Daha doğrusu gönderiliyor. Bu akşam Dortmund'da oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçından sonra bence resmileşecek bu ayrılık. Zaten fiilen bir ayrılık söz konusu. Bunu dünkü basın toplantısında da gizleyemedi. Ha olağanüstü bir sonuç olursa Dortmund karşısında Sevilla harika bir sonuç elde eder. Farklı bir galibiyet elde eder. alırsa belki fikirleri değişebilir ama böyle bir ihtimalinde zayıf olduğunu belirtmekte fayda var. Şu ana kadar La Liga'da oynadıkları 7 maçın sadece bir tanesini kazanabildiler. İki tanesini tanesinde berabere kaldılar ve ligin son sıralarındalar. En son ezeli olarak tanım, tanımlayabileceğimiz e, rakipleri Atletico Madride karşı Sanchez Pissuan'da yani kendi evlerinde kaybettiler ve Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City'den 4 tane yemişlerdi. E, ilk hafta maçında Sevilla dolayısıyla bu başarısız sonuçlar Lopetegui'nin sonunu getirdi. E, bugün son maçı olacak bence Lopetegui'nin. İddiaya göre Kadenesel Radyosu ki benim çok takip ettim ve İspanya'da en çok dinlenen radyo istasyonu. Orada Carusel Deportivo isminde bir program var. Orada da ilginç bilgiler ve yorumlar ortaya çıkıyor. O programda Sevilla'nın e, Julen Lopet'e giden sonraki hedefinin Fatih Terim ya da e, Jorge Sampoli olduğundan, Sampaoli olduğundan bahsedilmiş. Ben Bugün Türk basınına baktım. Fatih Hoca'nın bir demeci yok bu konuda. Ama Fatih Hoca'ya yakın isimler kendisini arayarak hocam böyle böyle söylüyorlar ne diyorsunuz dendiğinde Fatih Hoca'nın ne söyleyeceğini ben çok iyi biliyorum. Benimle temasa geçen olmadı. Ama tabii geçilirse e, bunu değerlendirebilirim şeklinde. Tabii bunu soranlar Fatih Hoca'ya. Fatih Hoca ile konuşmuş gibi de yazamıyorlar. Diyorlar ki işte biz edindik, edindiğimiz bilgiye göre, öğrendiğimize göre Fatih Hoca'yı şu anda arayan olmamış. Ama tabii Fatih Hoca bu tür tekliflere konu olabilir. Çünkü daha önce Mısır Milli Takımı'nın da gündemine gelmişti deniyor. Şimdi bu gerçeği farklı okuyanlar var. Bambaşka değerlendirenler var. Farklı okuyanlardan kastım. Fatih Hoca'nın zaten bu tür haberlere konu olmasının bir halkla ilişkiler çalışması olduğunu düşünenler. Kastettiğim kişiler bunlar. Diyorlar ki Fatih Hoca belli insanlara haber yaptırtıyor ve... Bu şekilde işte Mısır milli takımının gündeminde Mısır milli takımı onu düşünüyor. Seviyenin alternatifte en güçlü alternatifi Fatih Terim şeklinde haberlere konu olduğu için Fatih Terim gündemde kalıyor diyorlar. Bence Fatih Terim'in böyle bir alışkanlığı yok ya da bunu yapmaya ihtiyacı yok. Zaten gündemde olan herkesin bildiği bir futbol adamı ve tüm dünyada haklı bir şöhrete sahip. Son olarak işte Monte Carlo'da düzenlenecek. Futbola ...futbolda iz bırakanlar ödül töreninde onur konuğu olarak yer alacak. Dolayısıyla bu onun haklı şöhretinin kanıtı olarak ortaya çıkıyor. Bu tür haberlere konu olması bence konu olmaya çalışması gibi bir teşebbüsü olamaz. Ama tabii Fatih Hoca adına bunu yapanlar olabilir mi? Olabilir. Böyle olduğunu düşünüyorum. Fatih Hoca Milan'ı çalıştırdı. Öncesinde Fiorentina'yı çalıştırdı. Avrupa'da iyi liglerde iyi takımları çalıştırmaya layık bir teknik direktör Ama gerçek şu ki seviye hiçbir biçimde Fatih Terim opsiyonu üzerinde durmuyor. Belki de onlar Karisuel Deportiva'da o programı ben dinlemedim ama bu yorumu yapanlar tekrar dinleyeceğim. E, Türkiye'de de böyle dedikodular var diyerek bu yorumu yaptılar. Yoksa Fatih Terim de gündemde şeklinde net ya da mutlak olarak kabul edebileceğimiz bir bilgi verdiklerini sanmıyorum. Her neyse çok fazla uzatmamak lazım bu meseleyi. Yani Fatih Terim seviyenin gündeminde yok. Onlar zaten Jorge Sampaoli ile Arjantinli teknik direktörle anlaştılar. Sezon sonuna kadar durumu görmek istiyorlar. Sezon sonuna kadar bir sözleşme yaptılar. Opsiyon maddeleri de var ama sezon sonunda oturup ortaya çıkacak başarı tablosuna göre sözleşmeyi uzatabilirler ya da uzatmayabilirler. Ama bu durumdan çıkarması lazım seviyeyi bir şekilde yeni gelen teknik direktör. Jorge Sampaoli de uzun erimde değil ama kısa vadede böyle bir anlaşma yaparak en azından mevcut durumu kurtarmak için getirilen bir teknik direktör oldu. Böyle bir prensip anlaşması var Jorge Sampaoli ile Sevilla arasında. Dolayısıyla Fatih Hoca'nın gündemde olduğu ya da gündemde olacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Beşiktaş'ın iki tane kiralık oyuncusu var. Dellali ve Vekorst. Vekorst'un Burnley'nin Vekorst için istediği paranın çok yüksek olduğunu biliyoruz. 10 milyon euro. 10 milyon euroyu bir anda verebilmek, peşin olarak ödeyebilmek zor elbette ki ama bunu peyderpey yani yıllara yayarak ödeyebilir mi? Beşiktaş böyle bir ödeme planı olduğundan bahsediliyor. E, net bilmiyorum ama net bildiğim şey ve Korsun e, tüm haklarını almak adına Beşiktaş yönetiminin bir pazarlık yapacağı bildiğim şey bu. E, bu pazarlıklarda Beşiktaş yönetimi Burn'ün istediği ücreti 10 milyon Euro'dan daha aşağıya çekebilir mi? Çekersene ala ve bunu e, vadelere yayarak ödeyebilir mi? Bunu kabul ettirebilir mi? Yani peşin değil de taksitlendirerek bir ödeme planını kabul ettirebilir mi Burnley'e? Bu da müzakerelerin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Bu da olabilir. Olursa e, bence iyi bir iş yapmış olur. Çünkü bütün aktarını alacağınız ve çok daha verimli, çok daha büyük bir özdeşleşme sağlayarak özdeşleşme sağlayarak Beşiktaş'ta oynar. O da performansını arttırır. Beşiktaş'ın da e, daha fazla artı değer, sportif anlamda artı değer kazanmasını sağlar. Bununla birlikte Delali'nin bütün haklarının alınması konusunda Beşiktaş'ın bir çalışması olacak mı? Performansına bağlı olarak olacağını öğrendim. Ocak ayı içerisinde eğer ocağa doğru performansını arttıran ve oyunda ağırlığını hissettiren bir Delali olursa Everton ondan vazgeçmekte çok zorlayıcı bir kulüp olmayacak. Ondan kolay vazgeçebilecek bir kulüp. Çünkü performansı Everton için yeterli olmadı. O yüzden zaten kiralık olarak Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla Everton'u ikna etmeleri daha kolay ama bu tamamen onun performansına, Delerli'nin performansına bağlı. Beşiktaş'la ilgili yaşanan gelişme de bu sizlerle paylaşmak istedim. Galatasaray bence çok zorlu olarak nitelendirebileceğimiz maçları geçti. Neydi? Onlardan bir tanesi son oynadığı Adana Demirspor maçı berabere kaldı Galatasaray. Mağlup olmadı. Trabzonspor maçında berabere kaldı ki kazanabileceği bir maçı oynadı. Ben Adana Demirspor maçının da Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mertens'in boş kaleye atamadığı, Kerem Aktürk olduğunu yine boş kaleye olarak nitelendirebileceğimiz pozisyonda atamadığı, Yunus'un kaçırdığı goller var. Galatasaray galibiyeti kaçıran taraftı. Konya'yı yendi ki ligin en zorlu takımlarından bir tanesi, en az gol yiyen takımlarından bir tanesi Konya Spor. Galatasaray maçına gelinceye kadar gol yememişlerdi. Konya Spor'u geçti. Böylece Trabzonspor'la berabere kaldı ki Trabzonspor'dan daha iyi oynadığı kanaatindeyim Galatasaray'ın. Her neyse bu maçları, zorlu maçları geçti. İki tane derbi kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi. Galatasaray aslında bu açıdan değerlendirdiğimizde fena da bir performans sergilemedi. Likte bulunduğu konumda kötü değil. Yarışın en güçlü adayı olarak, en güçlü adaylarından bir tanesi olarak içinde. Dolayısıyla bütün bütün eleştirel bir yaklaşım sergileyemeyiz. Ama gol sorununu Galatasaray'ın muhakkak çözmesi lazım. Okan Buruk'un da en çok düşündüğü şey bu. Gol sorunu ve verim alamadığı yerli oyuncuları nasıl değiştireceği meselesi. Çünkü Kerem ve Yunus'u sürekli oynatıyor. Soperde ya Emin Bayram ya Abdülkerim Bardakçı'nın yeri garanti Üç tane yerli oynatmak zorunda olduğu için. Ama başka yerli alternatifleri yok kadroda düşünülmeyen, satılması planlanan ama satılamayan Emre Taşdemir'in bile kadroya alınıp sol bekte oynatılması düşünülüyor ya da bu dile getiriliyor. Teknik eğitim ben bunun üzerinde fazla düşündüğü kanaatinde değilim ama çünkü neden? Kazım Can gibi genç ve yetenekli bir oyuncu var. Onu kazanmak isteyecekler. Kazım Can'ın oynatılmasının daha olası olduğu kanaatindeyim. Galatasaray adına sol bekte. Böylece Keremi kesebilirsiniz ya da Kerem'in yerine Barış Alper'i kadroya alabilirsiniz. Böyle bir değişiklik de zor alan, dar olan yerli oyuncu kadrosundan yaratıcı bir fikir, yaratıcı bir pratik ortaya çıkartabilir Okan Buruk. Bu haftayı bay geçeceği için Galatasaray Kayseri Spor'la deplasmanda oynayacak maça kadar bu planlamayı yapacaktır. Gol sorununu da Icardi'nin sağlam ve formda dönmesiyle çözmeye çalışacak Galatasaray. Dünkü videomda ayrıntılarıyla bahsettim. Icardi futbola konsantre olmakta zorlanıyor. Eğer bu konsantrasyon problemini aşar, eşi ve menajeri olan Van Nara bir çözüm bulursa ki çözümün Arjantinlere göre boşanmak olduğu söyleniyor. ...tazminatını ödeyip işte avukatlarıyla bu çekişmeli bir boşanma olacak... ...bu ihtilafı çok fazla aleyhinde olmayacak bir içinde çözerse... ...tazminat ödeyip boşarsa bütünüyle futbola verebilir kendisini... ...çünkü Icardi Messi ile problem yaşadı... ...Messi Arjantin Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda... ...Avrupa Şampiyonası'nda düzelterek söylüyorum... ...Dünya Kupası'nda olmaması için kulis yaptı... ...daha doğrusu kulis yapmadı açıkça dile getirmiş... ...ve Icardi arkadaşının eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle ki magazinel bir haber... İşte Messi'nin tepkisine neden oldu ve Arjantin milli takımına Dünya Kupası kadrosuna alınmadı haberlerine konu olmuştu. Inter'de en parlak dönemlerinde bunu yaşadı. Ee, i̇şte sonra Vandana ile birlikte olduktan sonra çalkantılı bir yaşam. Dolayısıyla futbola zaman kalmıyor. Futbola konsantre olamadığı için Paris Saint-Germain'deki yerini kaybetti. Şimdi aynı şey Galatasaray'da söz konusu olmasın diye Icardi'nin bir an önce futbola konsantre olmasını, bütünüyle Galatasaray kanalize olmasını istiyor Galatasaray yetkililer. Son derece haklı bir talep bu. Bu talebe ne yanıt vereceğini merakla bekliyoruz. Aktarmalı bir biçimde Türkiye'ye geldi. Bu akşamki antrenmanda yer alıyor. Icardi hafta boyunca düzenli, sağlam bir antrenman yaparsa Kayserispor maçında 11'de olacak. Ve rüştünü ispatlamak zorunda zor deplasmanlardan bir tanesi Galatasaray adına. E, bu deplasmanda Galatasaray'ın gol sorununa çözüm üretebileceğine dair bir işaret verirse Galatasaray ona sıkı sıkıya sarılacak. Icardi ile ilgili son durum bu. Muhtemelen de işte problem yaşadığı sevgilisi ya da eşi işte Vandana Nara'dan da ayrılacakmış tazminat ödeyerek. Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatılmasının ve aldığı ücretin yükseltilmesinin son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü takımın en az kazanan oyuncularından bir tanesi. Bu noktada iyileştirmeyi hak ediyor. Temsilcisi Necdet Ergezen önceki gün Radyo Spor'da yaptığım programda canlı yayın konuğumdu. Yurt dışında olduğu için Erden Timur'la görüşemediklerini ama dönüşte bu görüşmeyi yapacaklarını zaten bunun gündemde olan bir mesele olduğunu söyledi. Saşa Boy da yeni sözleşmeyi hak ediyor. Çok iyi bir performans sergiledi. Tam gönderilecek derken çok başarılı bir performans sergileyerek 11'in değişmez ismi oldu. Hatta sakatlandı oynayamadı ama yeni transfer Diboa'nın papucunu dama attı adeta. Diboa da sol bek oynuyor. Şimdi durum nasıl şekillenecek bilemiyorum. Sol bekte bir yerli oynatılırsa Kazımcan örneğin Diboa hala yedek kulübesinde olabilir ya da işte başka başka alternatifler düşünülebilir. E, o bakımdan durum karmaşık. E, Bununla birlikte Sasha Boy'un e, bu performansı devam ettiği sürece bu takımdan kesilmeyeceği inancındayım. Hatta çok genç bir oyuncu 22 yaşında bildiğim kadarıyla e, bir sonraki satışından da Galatasaray'a büyük para kazandırabilir. Böyle devam ederse. Dolayısıyla sözleşmesinin yenilenmesi aldığı ücretin yükseltilmesi de hak eden bir oyuncu Sasha Boy. E, ama... Nelson'un zaten sözleşmesi iyileştirildi ve bu sene geçerli olmak kaydıyla 300 bin euro artı para kazanacak. Önümüzdeki sezondan itibaren bu sene aldığı maaşı almaya devam edecek 900 bin euro. Bu imza parası olarak nitelendirebileceğimiz ya da ödül olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme oldu Victor Nelson adına. Çünkü Victor Nelson Nelson'da birkaç sene içerisinde büyük bir transfere imza atabilecek potansiyeli taşıyor. Formunda düşme olmazsa disiplini çalışmasından feragat etmez ya da disiplinli çalışmasını bozmazsa bence Galatasaray'a büyük para kazandırarak gidebilecek oyunculardan bir tanesi Nelson. Dolayısıyla onunla ilgili yapılan yeni sözleşme ve 300 bin euroluk bir ödülün verilmesi de son derece doğru bir hareketti Galatasaray adına. 2026'ya kadar yeni sözleşmesi var. Zaten Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenilenmişti. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun bir kez daha sözleşmesinin yenilenip ücretin arttırılması şeklinde bir kararının olduğunu düşünmüyorum. Galatasaraylı yetkililerin ama temsilcisi Erkut Söğüt bu konuda Galatasaraylı yetkililerle bağlantıya geçti ve bir talebi olduğunu ifade etti. Avukatı olarak ve temsilcisi olarak müvekkili adına, temsil ettiği futbolcu adına böyle bir talepte bulunması son derece normal. Yatsıyamayız ama Galatasaray yönetiminin ne cevap vereceği çok önemli. Çünkü Kerem daha da yüksek performansla oynaması beklenirken geçtiğimiz sezonun çok ama çok altında hatta takımın en kötü takımı düşüren takıma sürekli kontratak yediren bir futbolcu konumunda bu konumunu sürdürdüğü sürece Kerem'in bir kez daha yeni bir sözleşme alması Galatasaray'dan mümkün değil olmasının da yani yeni sözleşme verilmesinin de doğru olmadığını düşünüyorum ona. Bakalım Galatasaray yönetimi ne karar verecek ama bildiğim kadarıyla Yunus yani Victor Nelson'dan sonra Yunus ve Saşa Boy ile ilgili sözleşme yenileme ve onların aldığı ücreti yükseltme planı var Galatasaray'ın ama Kerem Aktürkoğlu ile ilgili böyle bir düşüncesi yok şu anda sarı kırmızılı yetkililerin. Bu itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.